şeddeli bağlantılarda dikkat edilecek hususları anlatırken bir maddede de mim ve nun harflerinin şeddeli okunuşlarının teşdit ne olduğunu söylemiştik. Teşdit malunnelerde bir harften çok, iki harften az miktarda şeddeli harfinin üzerinde, şeddeli mim ve nun harfinin üzerinde oyalanılması gerekir. Yani tutulması gerekir bir başka ifadeyle diye söylemiştik. Bu iki harfin dışında diğer 26 harfimizde ise teşdit bila unne oluşuyor. Yani unnesiz şeddeleme, unne katmak yok. Unne olmadığı için mim ve nun harfine göre biraz daha az oyalanıyoruz. Tabiri caizse şeddeyi belli edip geçiyoruz. Üzerinde fazla oyalanmak yok. Fazla oyalanırsak hatalı olur. Çünkü oyalanma bir gerekçemiz yok. Bu nedir çünkü oyalanma gerekçe olan husus? Bu ne olmadığı için şeddeyi belli edip geçiyoruz. Onun da ölçüsü toplamda bir harf miktarıdır, bir elif miktarıdır. Onun üzerine tutmak hatalı bir okuyuştur. Bunlara riayet ederek kırmızı şeddelemelerde biraz tutmak suretiyle mavi şeddelemelerde de sadece şeddeyi belli edip geçmek suretiyle okumaya çalışalım. Burada bir başka dikkat edilecek husus daha var. O da gunneli olan şeddelemeler kendi arasında mutabık olacak birbiriyle. Biri çok biri az tutulmayacak. Gunnesiz olan, gunnesiz olan şeddelemeler yine aynı şekilde kendi aralarında mutabık olacak. Yine birisi az, birisi çok tutulmak suretiyle Muhalefet olmayacak. Bunlara riayet ederek ilk kutucuktan itibaren okumaya başlıyorum. Sübhaneke Allahümme Sübhaneke Allahümme Subhaneke Allahümme Doğrusu bu. Yoksa Subhaneke Allahümme Yanlış. Çünkü tam tersini yaptık. Tutmamam gereken teşdit bilavun ne de Kalla diye çok tuttum. Humme diye tutmam gerekiyordu. Teşdit malumun olduğu için bu. Bunu da tutmadım. Sadece şeddeli olduğunu belli edip geçtim. Halbuki tam tersi yapmam gerekiyor. Doğrusunu bir daha okuyorum. Subhaneke Allahümme Ettehiyyatü lillahi التحيات لله التحيات لله Doğrusu bu. Burada dikkat ederseniz üç tane teşdit ne durumu var. Birisi idam şemsiye neden hasıl olan şeddeli te, et, derken bir hiyya derken bir de lillah derken. Her üçü de teşdit bilavunne durumundadır. Şeddeli olduğunu belli edip geçiyoruz. Ölçüyü birbirleriyle mutabık yapıyoruz. Birini az, birini çok tutmak yok. Et <laughs> lillahi olmaz veya et <laughs> lillahi diye şeddeli lan bu şekilde diğerlerinden farklı daha fazla tutulmaz. Üçü kendi arasında mutabık olacak şeddeyi belli geçiyoruz. Bir daha okuyorum. Et tahiyyatu lillahi Esselamu aleyke eyyü أيها النبي السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي Doğrusu bu. Bir vasıt ederek okudum. Bir de şeddeli bir harfin üzerinde nasıl vakfedilir onu göstermek için vakfederek okudum. Yine aynı şekilde burada mavi olan şeddeler teşdit bilavunne durumunda. Kırmızı olan henne derken o da teşdit malunne durumunda. Onu diğerlerinden biraz daha fazla tutuyorum bir elif miktarının üstüne ziyade tutmak suretiyle belli ediyorum teşdit malumun ne olduğunu. Diğerleri ise bakın es bir harekedir, se ikinci harekedir. Es se diye sinin üzerinde oyalanma miktarı sele derken o bir elif ile aynı boyda olacak. Es mu Olmaz. Neden olmaz? Çünkü uzatma bir elif miktarı çok haddini aştı. Şu da olmaz. Esselamu. Bu sefer şeddeli sini çok tuttu. Bu da yanlış. Öyleyse doğrusu bir elif miktarı ile şedde üzerinde oyalanma miktarı aynı olacak. Çünkü iki hareke bir elif miktarıdır. Öyleyse teşdit bila üzerinde oyalanma miktarı ile bir elif miktarı metti tabiinin ölçüsü aynı olması gerekiyor. Esselamu Esselamu Doğrusu bu. Devam ediyorum. Esselamu aleyke diye tutulmaz. Gunne katılmaz teşdit bilavünne adı üstünde. Eyyu doğrusu bu. Eyyuhenne burada da teşdit malunne durumundadır. İdam şemsiye malunneden oluşan şeddeli bir nun var. Teşdit malunne de ne kadar oyalanıyorsak burada da aynı şekilde o kadar oyalanmak gerekiyor. Yani bir elifin üstüne bir hareke daha ziyade etmek suretiyle o unneyi belli edecek kadar şeddeli nunun üzerinde oyalanmak icap ediyor. Diğerleri ise aynı boyda. Bir daha okuyorum. Teşdit bila unnelere de bulaştırmadan ve ölçülerine de riayet ederekten okuyorum. Es سلام عليك أيها النبي وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا Ve أن محمدا Doğrusu bu. Yine burada şeddeli mim ve şeddeli nun harflerimiz var. İkisini de dikkat ettiyseniz aynı boyda bir harften çok, iki harften az miktarda tutmak suretiyle okudum enne Muhammeden Resulullah diye mesela gamet getirirken, ezan okunurken bu iki şeddeli mim ve nunu ayrı ayrı ölçülerde tutuyor müezzin efendiler. Hatalıdır. Mutabık olacak. Bir eliften çok, iki, iki eliften az miktarda oyalanmak suretiyle ve kendi aralarında da mutabık olmak şartıyla telaffuz etmek gerekiyor. Bir daha okuyorum doğrusunu. Ve eşhedü enne Muhammeden ve qina azabenna وقنا عذاب النار وقنا Doğrusu bu. Yine aynı şekilde idam şemsiye malûnne sebebiyle bir şeddeli nun karşımızda. Yine aynı şekilde bir harften çok, iki harften az miktarda üzerinde oyalanmak gerekiyor. Buradaki bir elif metti tabiilerin üzerine çıkmamız gerekiyor. Metti tabii biraz daha kısa kalacak. Tutma miktarı ise onun üstüne bir hareket daha ilave etmek suretiyle bir buçuk harf seviyesine çıkmalı. Bir daha okuyorum. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ diye okudum. Hatalı bir okuyuş. Bahsettiğimiz husus itibariyle ikinci şeddeli nunu, idam şemsiyeden ortaya çıkan şeddeli nunu, teşdit malun neyi? Minel cinneti derken birincisinden daha az tuttum. Halbuki bu ne olduğu için bir harfin üzerine çıkmam gerekiyordu. Bir hareke daha eklemek suretiyle bir buçuk harf miktarı tutmam gerekiyordu. İkisi de teşdit malun ne durumunda? Birini bir türlü birini bir miktarda tutmak yok. İkisini de aynı boyda mutabık olarak tutmam gerekiyor. Doğrusunu okuyorum üç kere. Minel cinneti vennâsi minel cinneti vennâsi الجنة bu şekilde doğrusu فَصَلِّ <Sessizlik> لِرَبِّكَ Hatalı bir okuyuş. Hatamız nerede? Salli <Sessizlik> diye şeddelilem harfinde gereğinden fazla bir tutma yaptık üzerinde fazla oyalandım. Halbuki bunda unne yok. O kadar fazla tutulmaz. Şeddeyi belli edip geçmem gerekiyor. Salli, sal bir hareke, li ikinci hareke. Toplam bir el miktarı kadar. Bir harf miktarı kadar. Fesalli, fesalli li rabbike. Rabbi de ne kadar oyalandıysam, sallide de o kadar oyalanmam gerekiyor. Bir daha okuyorum. Fesalli li rabbike Fesalli li rabbike Fesalli li rabbik İllellezine amenu Böyle okunuyor. Hatalı birinci şeddeli lamda çok fazla oyalandı. Halbuki ikisi de aynı şeddeli lam. Neden biri bir türlü biri bir türlü okunsun ki? İl le il le iki hareke bir harf miktarı. Lel le yine aynı şekilde. Öyleyse ille ille aynı boyda tutmamız gerekiyor. Şedleri olduğunu belli edip geçiyoruz. Üzerinde kat katiyen oyalanmak yok. Oyalanmayı sadece iki harfte yapıyoruz. Mim ve Nun. Mim ve Nun'un dışında diğer 26 harfte şeddeyi belli edip geçiyoruz. İllelle, illelle, doğrusu bu. İllelle, hatalı. İllellezine O da hatalı. Birbirinde çok tuttuk, birbirinde çok tuttuk. Doğrusunu bir daha okuyorum. İlla Amenu İllellezine İlla İllellezine amanu. İllellezine amanu. İllellezine amanu. İllellezine amanu meletus elun me tu elun meletus Elun bu şekilde de Vakf yapılıyor. Doğrusu bu yoksa, Birini az, birini çok tutmak yok. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ İkincisini az tuttuk. Veya ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ Bu sefer birincisini az tuttuk. İkisini de aynı ölçüde tutmamız gerekiyor. Ve bir harften çok, iki harften az miktardadır. Bunun üzerinde oyalanma ve şeddeli nunu ve mimi tutma ölçüsü. Bunlara riayet ederek bir daha okuyorum. Summe letus elun hammalatel hatab ammaletel hatbihammaletel hatb doğrusu bu Şimdi burada bir elif metti tabiimiz var. Bu metti tabiinin ölçüsünün üstüne çıkmamız gerekiyor şedreli mimde tutma ölçüsü olarak. Dikkat buyurun. hammaletel hata Hammale. o da hata ikisi aynı boyda oldu. Hammala doğrusu bu. Bir daha okuyorum doğrusuyla. Hammadatal habb inna anzalnahu Burada hata nerede? Elbette ki şeddeli nunda. Neden? Çünkü az tuttu. Yani ihfa var, ihfayı gereği kadar tuttum. Ama onu da en azından ihfa kadar tutmam gerekiyordu. Tutmadım. Sadece şeddeli olduğunu belli edip geçtim. Halbuki üzerinde kuralımız gereği teşdit malumunelerde bir harften çok, iki harften az miktarda tutuluyordu doğrusunu bir daha okuyorum. İnna enzelnâhu İnna <applause> لا نسفع عن بالناصية لا نسف عن بالناصية لا نسف Birinci tutmamız iklap sebebiyledi. Yeri gelince onu da izah ederiz. İçinde bu ne olan bütün tecrübe kurallarında bir harften çok iki harften az miktarda tut, tutulması bir kaideydi. İklapta da bu ne olduğu için onu ondan dolayı tuttum. Ama burada bizim konumuzla ilgili misalimiz bin nasiye derken yani İdam-ı şemsiye malûnne sebebiyle ortaya çıkan teşdit ne de. Biraz oyalanmak suretiyle nunu, şeddeli nunu okumamız gerekiyor. Bin nâsıyeh şeklinde bir elif ile aynı boyda okuyup geçmek hatalı bir okuyuş. Bin nâsıy. Bakın dikkat edin. Bin nâsıy ne derken, o bir elifin üstüne çıkıyorum tutarken. Buna dikkat edelim. Bir daha okuyorum. La nesfe'an bin nasiyah İnne cehenneme inna cehenneme in inna Doğrusu bu. Yoksa birini bir miktar, birini bir miktar tutmak yok. İnne cehenneme Bakın ne oldu ikincisi? Az tutuldu. Muhalefet etti birincisine. Hatalı. Mutabık olacak. Bir daha okuyorum. İnne cehenneme Bunu burada eğer gereği miktar üzerinde talimimizi yaparsak Nebe suresine vardığımızda oradaki ilgili ayeti kerimeyi sahih tilavet etmeye muvaffak oluruz. İnne cehenneme mir ayetini doğru, sahih tilavet etmek için bugünden bu harf talimini, şeddeli talimi yapıyoruz ve yapmamız gerekiyor. Ve'afu <laughs> anna Bakın ne oldu? Hatalı bir okuyuş oldu. Nerede hatamız? Bir elif miktarı ile şeddeli nunu tutma miktarımız aynı oldu. Bu hatalıdır. Ve'fu <laughs> Doğrusu bu. Yani bir elifin üstüne bir hareke daha ilave etmek suretiyle bir buçuk harf miktarı kadar şeddeli nunun üzerinde oyalanmamız gerekiyor. Doğrusunu bir daha okuyoruz. واعف عنا واعف عنا واعف عنا ولا ve la yemsenkum minna ve la doğrusu bu. Hatalı olan genellikle peş peşe gelen bu şettellemelerde son üçüncüsü veya son ikisi biraz tutma ölçüsü azalır. Azaltmama dikkat ederek okuyoruz. Birincisini ne kadar tuttuysak gerekli miktarda o ölçüde yine ikincisini, üçüncüsünü, varsa dördüncüsünü aynı miktarda yine bir haftan çok, iki haftan az bir ölçüde üzerinde oyalanmak suretiyle tutmamız gerekiyor. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا Hata nerede? Üçüncü tutmada. Minna derken sadece şeddeledim, geçtim. Halbuki üzerinde diğer ikisinde oyalandığım kadar oyalanmam gerekiyordu, ihlal ettim. Doğrusunu bir daha okuyorum. Her üçü de teşdit ne durumunda bir buçuk harf miktarı kadar şeklerin nu nunun mimin üzerinde oyalanmak suretiyle ve birbiriyle mutabakat etmek şartıyla tutmam gerekiyor. Ve la yemessenkum نحيل. جنات من نخيل. جنات من نخيل Doğrusu bu. Yine aynı şekilde cenne derken şeddeli nun teşdit malunne. Timmi derken idamu malunne sebebiyle oluşan bir şeddeli mim var. Yine aynı şekilde teşdit malunne ölçüsü kadar tutacağız. O da bir harften çok iki harften az miktardır. Minne derken ister idam malunne deyin buna. İsterse idamı müsteğin malûn ne deyin, müslim uğradığından dolayı fark etmez. Önemli olan burada unneli idamı görmektir. İster buna siz idam malûn ne dersiniz, isterse idamı müsteğin malûn ne dersiniz fark etmez. Her halükarda şeddeli bir nuna dönüşüyor. Teşdit malûn ölçümüz ne ise mutabık, mutabık bir şekilde diğerleriyle tutmamız gerekiyor. Bir daha okuyorum. Cennetim min nechilin. Cennetim min nechilin. Doğrusu bu. Yoksa bir tanesi bunların içerisinden ayrılmayacak, muhalefet etmeyecek. Cennetim min nahilin hangisi muhalefet etti? Sondaki min nahilin şeklinde sadece şetleledik geçtik. Halbuki onu da diğer ikisi kadar tutmam gerekiyordu. Doğrusunu bir daha okuyorum. Cennetim min nahilin ya hiṣīmūn ya ya doğrusu bu sadun üzerinde fazla oyalanmadan şekliyi edip geçtim bir daha okuyorum ya <laughs> hiṣīmūn تَبَقُ الصِّرَاطَ فَاسْتَبَقُ Doğrusu bu. Yine aynı şekilde şeddeli satta oyalanma gerek yok. Çünkü teşdit bilavunne durumunda malunne değil. Bir daha okuyorum. Festebe kussirata ve men Hatalı. İkinci şeddeli mimde tutmayı noksan bıraktım. Şeddeledim, geçtim sadece. Üzerinde oyalanmadım. Halbuki ve derken ne kadar oyalandıysam nuammi derken de o kadar aynı miktarda oyalanmam gerekiyordu. Birincisinde idamı müstehîm marun neden veya idam marun neden hasıl olan bir şeddeli nun var. Teşdid maluhun ne durumunda. Onun ölçüsü kadar bir harften çok iki harften az miktarda yani üzerinde oyalanıyorum. Diğeri de zaten görünüyor. Şeddeli mim. Teşdit malunne. Yine aynı şekilde aynı ölçüde üzerinde oyalanmam gerekiyor. Bir daha okuyorum şimdi. Ve men nu'ammirhu fevqa sautin فوق صوت النبي فوق صوت النبي Doğrusu bu. Gördüğünüz gibi ne derken burada idam-ı şemsiyeden oluşan bir şeddeli nun var teşdit malumine durumunda bir harften çok, iki harften az miktarda oyalanmamız icap ediyor. Diğerinde ise biyi derken, ne biyi derken ye'de oyalanmak yok. Neden? Çünkü bu ne yok? Bu ne olmadığı için şeddeli olduğunu belli edip geçmemiz gerekiyor. Ne biyi şeklinde. Ne biyi diye üzerinde fazla oyalanmak suretiyle yapılan bir okuyuş hatalı bir okuyuştur. Bir daha doğrusunu okuyorum. Fevqa sautin nebi inne ba'da zanni inne ba'da zanni İnne ba'dallan Doğrusu bu. Baştaki inne ile van derken sondaki şeddeli nun aynı ölçüde yani bir harften çok, iki harften az miktarda üzerinde oyalanmak suretiyle tutulacak. Birini az, birini çok tutmak yok bu tabık bir şekilde aynı ölçüde tutulacak. Bir daha okuyorum. İnne ba'dallani Kul la temunnu قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ Doğrusu bu. Burada قُلْ لَا derken dudak talimi açısından dudakları geriye topladım. قُلْ لَا ''Temunnu'' derken şeddeli ''nu'''nu nu bir harften çok miktarda tuttum. ''Aleyye'' derken şeddeyi belli ettim, geçtim. Doğrusu bu. Yoksa ne ''Aleyye'' diye ''günne'' katılır, ne de fazla tutulur. Şeddeyi belli edip geçilir. Bir daha okuyorum doğrusunu. ''Ulla <laughs> aleyye'' Insunwana jà. Doğrusu bu. Şimdi insu derken ihfada ne olduğu için biraz tuttum. Sun ve derken sun oradaki iki ötre tenmin yemnu harflerinden vava uğramış. Sun ve şeklinde teşdit malunne gibi okuyacağız. Yoksa şeddeli vav gibi okumak hatalıdır. Suvele, suvele şeklinde şeddeli vava döndürenler oluyor. Bu hatalı bir okuyuştur. İdam malumun ne olduğu için teşdit malumun ne durumunda ne kadar tutuyorsak yine aynı şekilde burada da idam malumun ne de de ne olduğu için, gunneli bir idam olduğu için şeddeli vav gibi okuyup geçemeyiz. Üzerinde yine aynı miktarda oyalanmamız gerekiyor. Sun ve şeklinde. Yine sondaki vakıf esnasındaki duruşumda yine oyalandım. Neden? Çünkü o şeddeli bir dundu. Şeddeyi belli edecek kadar oyalandım. Sonra bunnenin sesini kestim, vakfettim. Can şeklinde okunmaz gen şeklinde ola, okunabilmesi için sonundaki bu nun harfinin şeddesiz olması gerekir. Ama burada gördüğünüz gibi şedde var. Öyleyse şeddeyi belli ediyoruz. Ondan sonra unnenin sesini kesiyoruz, vakfediyoruz sükun üzerine. Bir daha okuyorum. İnsun ve la ve ma سَوَّاهَا Burayı bu şekilde okursak hatalı okumuş oluruz. Hatamız nerede? ve وَا derken bir şeddeli vav okuduk. İdam yaptık. İdam yaptık ama gunneyi vermedik. Halbuki bu idamı mal gunne. Gunneli bir idam. Neden? Çünkü nefsin derken iki esre tenvinden sonra yemnu harflerinden vav harfi gelmiş. Vav harfi geldiği için o tenvinden oluşan o sakin nunu vav harfinin içerisine idam ederek yani katarak okuyorum. Katınca ne oluyor? Şeddeli vava dönüşüyor. Şeddeli vava dönüşüyor ama şeddeli vav gibi okursam teşdit bilavunne gibi okumuş olurum. Ve nefsi ve me olur. İşte zaten hatam da buradan kaynaklandı. Halbuki hunne katmam gerekiyor teşdit maal vunne ölçüsünde ne kadar üzerinde oyalanıyorsam buradaki vavun üzerinde de idam maal neden hasıl olan şeddeli vavun üzerinde de o miktarda oyalanmam gerekiyor. Bir harften çok, iki harften az miktarda. Şimdi doğrusunu okuyalım. Ama ikincisinde sevvâhe derken gördüğünüz gibi doğrudan şeddeli bir vav. Nasıl okunuyorsa öyle okuyup geçiyoruz. Şeddeyi belli edip geçiyoruz. Orada tutmak yok. Orada da tutmak hata olur. Doğrusu şu. Ve nefsin ve ma sevvâhâ. Ve nefsin ve ma sevvâhâ ve nefsi ve ma saaha hayya al kere tekrar ettim üçünde de hayye demedim denmez çünkü. Ama maalesef müezzin efendiler buradaki şeddeli y'nin yeğen, yeğenin üzerinde oyalanıyor da oyalanıyorlar. Makamını yapacaksan başka yerde yap. Burada şeddeli y olduğunu belli et, geç oyalanmadan. Hayya'a, hayya'a lassa. <Sessizlik> Sadun üzerinde ne kadar oyalandıysak yeğenin üzerinde de o kadar oyalanmak gerekiyor. Doğrusunu bir daha okuyorum. حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هذا يوكسا قد قامت الصلاة صلاة أو Şette var. Tisala diye okuyanlar var. Kad gâmeti salâh, kad diye şetteyi ihmal edip şettesiz okuyanlar var. Bu hata olduğu gibi tis-so şeklinde çok oyalanmak suretiyle yine e, okumak hatalı bir okuyuş. Doğrusunu bir daha okuyorum. Kad gâmeti salâh, kad gâmeti صلاه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا İlahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Doğrusu bu. Burada da üç tane şeddeli lam. Birisi Elle derken idamı bilavun ne sebebiyle oluşan bir şeddeli lam. Bu birincisi elle. İlahe illa illa derken şeddeli lam. Lallah derken bir üçüncü şeddeli lam. Her üçünü de dikkat ederseniz aynı boyda şeddeyi belli edip geçmek suretiyle tuttum. Bu kadar tuttum. Ama bazı müezzin efendilerden ikamet getirirken, ezan okunurken özellikle duyuyoruz ki Eşhedü en la ilahe illallah Bakın her üçünü de, her üç şeddeli lamı da ayrı ayrı ölçülerde tuttu. Hatalı bir okuyuş. Hepsi aynı miktarda. Teşdit bilavunlu ölçüsüyle toplamda bir elif miktarını aşmayacak şekilde okumaktır. Bir daha أشهد أن لا إله إلا الله